Herkese günaydın. Benim kahvaltım bugün ve Özgür'ün kahvaltısı bugün bu şekilde oldu. Ne var kahvaltımda? Peynir, zeytin, domates, biber, kaşar peyniri, yumurta, bal, reçel, tereyağı falan. Bir de burada son kalan, ucu da kopmuş sallama çayımı buldum. Sallıyorum. Biraz işte çok yararlı değil Özge falan demişsiniz. Biliyorum ama bile bile lades diyorum. Çünkü tek başımayken hele hiç hani... Çay demleyesim gelmiyor. O yüzden ben de bunlarla idare edeceğim artık. Kızımın bugün kahvaltısında gördüğünüz gibi irmik yaptım biraz. İrmik koydum, peynir koydum ve yumurta koydum. Birazcık sıcak su ekledim böyle mama kıvamına getirmek için. Çünkü aksi takdirde böyle çok parça parça olursa yemiyor. Burada da öğlen yedireceğim sebze çorbam var. Dün yapmıştım onu. Bu şekilde biz günümüze böyle başladık. Lezzetli başladık, keyifli başladık. İnşallah sizin gününüz de böyle başlamıştır. Hadi günümüzü başlatalım. Günaydın hayatım. Hoş bulduk hayatım. Hoş bulduk hayatım. Murat gelirken bir şeyler almış. Neler almış bakalım. Evet. Burada bir salatalık var. Bir sürü salatalık almış. Evet. Niye bu kadar çok salatalık aldığını kendi de bilmiyor. Yenir. Bu nasıl bir salatalık ya? Avokado. Bunlar salatalık ama. Tamam değil. İçine koydum da. Bir tane. 8 lira şu. Şu 8 lira şu. Ciddi misin? Evet. Bunu güneşe koyalım da olgunlaşsın. Bu böyle yanmaz. Olgunlaşmamış avokado niye aldın? Zaten öyle satılır genelde de bu bir tane kalmıştı. Güneşe balkona koyarız olgunlaşır. Al. Çok seviyorum Özge. Ben hiç yemedim hayatımda. Havuç var burada. Burada da ekmeğimiz var. Toplam 20 lira. Bir de kereviz aldım. Özgür'ün sebze çorbasına koyabilirsin. Kereviz yiyebilecek mi? Bir araştırmak lazım. Niye yiyemezsin? Doktor söyler de yememiş olsaydı. Peki. Tamam. İstiyorsan bir araştıralım ama kereviz faydalıdır. Ben de çok severim. Bugün ne yapacağım peki sana? Bugün bana pırasa yapacak. Senin. Evet. Pırasa yemeği yapacağım. Evet. Yemeğe başlamadan önce seni çekmek istedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada da Murat'ın dün yaptığı mantar soteli çorbası var. Onları da bugün de yiyecek. Ben de ona akşam için pırasa yemeği yapacağım. Bu arada ben hastalanamıyorum bu sesimle. Zaten hastaydın. Çok hasta değildim de. İyileşmeden tekrar oluyorsun. Allah korusun diyorum. O zaman hadi bana kolay gelsin. Pırasa yemeğine geçiyoruz. Evet, şimdi pırasa yemeğimiz için soğanları küçük küçük doğrayacağım. Havuçlarımı küçük küçük doğrayacağım. Sonrasında tencerede pişireceğim inşallah. Öncelikle şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Tenceremizi ocağa aldık. Şöyle birazcık sıvı yağ koyuyorum. Birazcık zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağımız da bitti. Salça koyuyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Güzelce de kavuracağım bunları şimdi. Şimdi avuçlarımı ekliyorum. Avuçlarımı. Güzelce de kavuracağım. Bir 5 dakika daha. Sonra pırasalarımı ekleyeceğim. Ama bunların önce bir kavrulması gerek. Evet, şimdi pırasalarımı atıyorum artık. Ve karıştırıyorum. Şimdi sıcak su ekliyorum. Üzerini geçene kadar. Tuzunu ekliyorum. Pul biber ekliyorum birazcık. Dilerseniz nane de atabilirsiniz ama ben pek sevmiyorum bu yemekte naneyi. Bu böyle pişecek. 20-25 dakika pişecek. Ağzını kapatalım ve pişsin bakalım. Çok az pirinç ekliyoruz.
Bir avuç kadar. Karıştıralım güzelce. Oldu. Şöyle göstereyim. Bu arada ben Özgür Duru'ya bakarken burada pirinç attıydım. Sağ olsun pirincini de attı. Şöyle güzel bir kıvam oldu. Güzel bir yemek oldu. Şimdi yiyeceğimiz zaman ben bunun yanına bir bulgur pilavı yaparım. Güzel bir akşam yemeği menüsü olur. Eğer sizin de aklınızda hala akşam ne pişirsem menüsü yoksa pırasa yemeği ve bulgur pilavı yapabilirsiniz. Benden de size fikir olur. Şimdi kızımın dün yaptığım sebze çorbasını ısıtacağım ve yedireceğim. Bizim yemeğimiz hazır. Şimdi kızımınkini yedirelim anneciğim. Artık. Anneciğim. Sen babanın kitaplarını mı okumaya çalışıyorsun? He? Babanın dersine bakıyorsun. Babanın kitaplarını yırtmaya çalışıyorsun. Evet, fark ettim. İzin ver ama baba ders çalışsın, biz mama yiyeceğiz, tamam mı? Şu an elimdekini iştahı kapardı. Tamam, hadi yiyelim. Ders çalışmaya çalışıyorum ben. Özgür Duru yanında. Annesi şu elini tutmuş emmesin diye. Az önce bum yaparken yemeği üstüne döktü. Bu şey çok işe yaradı. Şunu mutlaka al. Hiçbir yerine gelmiyor gerçekten. Ama nereden bileyim buraya tüküreceğini? Tamam. Evet, benim dersime Özgür Duru ulaşmaya çalışıyor. Kızım bu parmağını ye. Bu parmağın da var bak. Anne öbür parmağını tutmuş. Şunu ye şunu. Kandırıyor seni, kandırıyor bak. Parmak var burada. Hadi ye, ha ha ha. Ye hadi ye, ye. Bak şimdi. Pıt pıt. Ah çok güzel iş baba. Murat'la Özgü uyuyakaldı. Murat gözlerini dinlendirmek için biraz uzanacakmış. Çok ders çalıştı ya. Özgü de galiba gözlerini dinlendirmek için uyuyacakmış falan diyormuşum. Özgü de çok huysuzlaştı son günlerde. Sanırım diş çıkartıyor. Ya da başka bir derdi var. Kabızlık falan da olabilir. Çünkü irmiği ne zaman yedirsem öyle oluyor. Ki zaten az hani denedim aslında. İrmik mi diyeyim emin olamamıştım. Ama eğer kabızsa muhtemelen onun sebebi irmik olabilir. Çok azıcık kattım aslında ama yine de sanırım olmadı. Biraz ağır geldi galiba. O yüzden irmiği daha fazla kullanmamayı düşünüyorum. Bakacağız şimdi, bekliyoruz. Eğer tahminlerimde yanılmıyorsam bence irmik yüzünden birazcık kabız ya da diş çıkartıyor. Başka bir seçenek yok çünkü. Karnı tok, altı temiz. Başka ne seçenek olabilir ki? Hasta da değil. Şimdi ikisi uyuyakalmışken ben de hazır bulgur pilavı yapayım diyorum. Çünkü annelere oturmak yok biliyorsunuz. Hemen bulgur pilavımı yapacağım. Yemeğim akşam hazır olacak. Valla saat 4 oldu ama ben şimdiden acıktım. Murat kalkarsa belki yeriz ya, ben acıktım çünkü. Ya da ben bir şeyler atıştırayım ya şimdi. Çünkü 4 deyince akşam bir daha acıkıyoruz. Yok işte pizzamı söyleyelim falan, oralara girmek istemiyorum hiç. O yüzden şimdi bulgur pilavı yapmaya gidiyorum. Artık yemek yeme zamanı. Murat uyandı. Özgü daha uyanmadı. O yüzden acele acele yemek yemem lazım. Şöyle pırasamı göstereyim size. Şu şekilde. Su kıvamını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben biraz sulu seviyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Çok sulu sevmiyorsanız suyunu daha az koyarak dengeleyebilirsiniz. Tamamen sizin kendi zevkinize ve isteğinize bağlı. Bulgur pilavım da burada. Bize afiyet olsun. Ben çalışıyor diye hiç girmedim odasına. Bakın ne yapıyormuş. Sabinden.com'da araba bakıyormuş ya. Gerçekten artık iyice ne kafayı yedik. Harbiden kafayı yedik. Başka bir açıklaması yok bunun. Evet. Bizim canımız tatlı istedi. O yüzden tatbağa gidiyorum, tatlı alacağım. Bakalım ne alacağız? Geldim şu tatlı almaya. Ekler mi alsak? Çilaçı mı alsak?
Magnolia tatlısı varmış, profiterol varmış, pastalar var. Hangisini alayım? Ekler alayım mı? Evet, alışverişimi yaptım. Fıstık aldım, ben çok severim. Ev biraz kirleniyor, Özge kızıyor ama yapacak bir şey yok, çok seviyorum. Trileçe aldım, bir de ekler aldım. Yani spora başlamamın ikinci gününde gerçekten çok güzel bir menü oldu. Bilmiyorum, bazen böyle şeker komasına giriyorum. Yani bir hastalığım mı var, neyim var bilmiyorum da. Bunu bir diyetisyene sormak lazım. Yemek yedikten sonra böyle acayip şeker istiyor canım. Size de oluyor mu acaba? Yani ben de Ramazan'da özellikle tatlı yemeden zaten duramıyorum. Ramazan haricinde de bazı günler yemek yedikten sonra aşırı şeker isteği geliyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Evet, Murat tatmaktan bunları almış. Ablam da geldi. Şöyle güzel bir çay keyfi yapalım dedik. Tatlı eşliğinde. Bayağıdır tatlı yemiyorduk. Şimdi böyle tatlı yiyeceğiz. Ha, bir de şey almış. Fıstık almış Murat. Ben bunu çok sevmiyorum ama yani yemeği seviyorum da temizlemesi biraz sıkıntı. Ama şimdi almış, koymamak olmaz. O yüzden Murat'a ve bize de koyalım şunlardan. Allah rızası için aralıklı oluşturmam. Murat diyet yapmaya karar verdi ama ya diyeti... karar vermedim bak, hep bir şey konuşuyoruz hayatım. Murat karar verdi diyorsun, sonra insanlar bana diyor ki hani karar vermiştin, ne oldu? Bir tamam, günde nasıl karar? Ne yapacaksın? Sadece şöyle bir sohbet açıldı. Aralıklı oruçtan bahsettik. Bu aralıklı oruç, yani 16... İngilizcesini söylersen bence bilirler. Intermittent fasting. Bu bir diyet çeşidi değil mi? Evet. Evet. Bir beslenme çeşidi diyelim daha çok. Hı hı. 16 saat yemek yemiyorsunuz günde. 8 saat yemek yiyorsunuz. Mesela sabah uyandınız, saat 12'ye kadar yemek yemiyorsunuz. Hı hı. 12'den 8'e kadar yemek yiyorsunuz ama tabii ki normal yemekler yiyorsunuz. 8'den sonra hiçbir şey yemiyorsunuz. Özgü Duru uyandı. Evet. Bizde durumlar böyle. Murat sandalyeyi alıp oraya gitmiş. Aslında burada masası vardı. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. Neyse, ben burada yemeye devam. Günaydın anneciğim. Evet, seni dinliyorum. Evet, sabah kalktınız. 12'ye kadar hiçbir şey yemiyorsunuz. Ters giydirdim annesi gibi. 12'ye kadar hiçbir şey yemiyorsunuz. 12'den 8'e kadar yiyorsunuz. 8'den sonra yine hiçbir şey yemiyorsunuz. Bu hiçbir şey yemediğiniz sürede şekersiz çay, şekersiz kahve, su içebilirsiniz sadece. Allah razı olsun. Yemek yiyemiyorsunuz. Meyve? Meyve yok. Tatlı? Hiçbir şey yok. Tamam, o 8 saat içerisinde peki bunların hepsi olursa? Hayır, yediğim işte düzgün bir beslenme tarzı, yani ev yemekleri, fast food değil tabii ki. Böyle az yağlı sebze yemekleri olabilir, işte ızgara yemekleri olabilir. Zorunda mıyım? Zorunda değilsin, sadece anlattım. Peki sen yapacak mısın bu diyeti? Hayır, neden? Çünkü ben çalıştığım için, yani 12'ye kadar 5 ders aç karnına anlatabilir miyim bilmiyorum, anlatamam gibi duruyor. Ama şöyle, yazın başlasam, yazın da çalışıyorum da, tatil olduğu bir dönemde başlasam, vücudumu alıştırdıktan sonra belki anca olabilir. Bence çünkü belli bir süre sonra acık alışıyormuş. Bir de sen çalışırken konuşuyorsun ya sürekli. Daha çok tansiyonu düşer, evet, insanın. Düşüyor zaten. Vücut alışıyormuş, belli bir süre sonra acıkmıyormuş. Arkadaşlar, yapabileniniz varsa bence bir denesin. Çünkü güzel bir diyete benziyor. Ama tabii herkese uygun değil. Evet, bir doğru. Doktorla görüşseniz daha iyi. Kamu gimbal aldık. Telefonu Özgü Duru'nun kafasına takıyorsun, tamam mı bak. Görüyor musun? Gimbal oynamıyor bak. Telefonun titreşimini engelliyor. Oğlum hoşuna gitti buna. Bayt 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 bayt. Bayt 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 bayt. Kızım.
Hadi anneciğim. Hadi anneciğim, evet. Henüz değil. Ama olacak. Evet, Özgür'ün yine oyun yapmaya başladı. Bakın. Bakın şu an nefes almıyor. Bakın. Nefes almıyor ve çekecek şimdi. Alıyor bence şu an. Bak. Bak. Evet. Şu an mesela duruyor, nefes almıyor. Evet. Evet, veda konuşmam için tabii ki koltuğuma oturdum. Bu arada bu akşam biz çaydan sonra Sedalar böyle 10-10.30'a doğru geldi Bahadır'la birlikte. Onlarla da işte kahve falan yaptım. Kahve içtik, meyve falan yedik. Tabii Seda diyette olduğu için Seda yemedi. Bahadır, Murat ve ben yedik. Ablam yedi mi ya? Yok, hayır. Ablam da yemedi. Ablam zaten aşağı indi kahveden sonra. Öyle güzel bir akşamdı. Bayağı oturduk. Saat şu an 2'ye geliyor muhtemelen. Murat da yarın izinli, vizeleri var. Yarın 3 tane sınavı var kendisinin. O yüzden şimdiden ona buradan başarılar diliyorum. Bu video yayınlandığında bir tanesini atlatmış bile oluyorsun. Tekrardan başarılar dilerim. İnşallah kolay geçer sınavın. Öyle işte, bugünümüz de böyle geçti. Benim biraz uykum geldi. Hemen etrafı toparlayacağım. Videoyu ayarlayacağım. Sonrasında hemen uyuyacağım ben de. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.